Oraya nasıl geçeceğim? Nereden girdiğimi bulamıyorum. Başladığım yere dönemiyorum. Peki kamp kurmak istesem kamp alanı var mı? Gelir mi ya buraya ayı? Geliyor. Biz normalde patates tuzla yemeyebiliriz. Hiç şimdiye kadar duymadığım bir şey duydum. Nevin abla nasıl yiyoruz? Oyna abla. İnsan olmak çevreyle başlar. Aynen öyle. Yarın akşam da kalsam mısır pişirirdim. Oo, ne diyorsun? İstanbul'dan. Yine bekler misin? İnşallah. Valla yolum düşerse tekrar gelirim buraya. Çok beğendim. Çok güzeldi. He, çok güzel burası. Aynen. İnşallah. Siz iyisiniz. Niye tek başına geldin? Annen getirseydi. Çünkü yok muydu? Annesiz olur mu? Başım, dertsiz başım. Tek başıma. Oh. Tek başına. Aynen. Keyfini sürüyor. Öyle. Hey, teşekkürler. Allah'a görüşürüz. Sağ olun. Ay. Herkese muhteşem bir günden günaydınlar. Tek Kadın Tek Motor 81 İl Türkiye Seyahati'nin Rize şehrindeyiz. 13. şehir oluyor burası. Şu anda ben Çamlıhemşin'deyim. Şöyle tatlı bir yerde kaldım. Gerçekten böyle uzun zamandır böyle hani yolculuk, hastalık vesaire. Bir de araya da Datça Motofest geldi. Crown Micro'nun sponsorluğunda düzenlenen Datça Motosiklet Festivali vardı. Bir oraya gidip geldim. Orada daha da bir hasta oldum falan. Böyle kendimi bir toplayamadım ama efsane bir festivaldi. Çok eğlenceliydi. Kaçıranlar çok şey kaçırdı. Bir daha kaçırmak istemeyenler bir sonraki sene yapılacak Datça Motosiklet Festivali'ni kaçırmasın diye nacizane tavsiyelerimi dile getireyim. Çok eğlenceli söyleşiler yaptık. Şu anda ben Çamlıhemşin tarafındayım. Bir glamping buldum burada. İsmi North Dome diye geçiyor. Ben burayı Google haritalardan buldum. Bu kadar güzel çıkacağını gerçekten tahmin etmedim. Bir gece diye düşünüyordum. Bir günde yağmur yağdı. O yüzden bir gün daha kaldım. Açıkçası keyfime de baktım ya, bak hakikaten şurada odunları ne biçim onu bitirdim, şurada bir sürü odun da vardı, iyi yaktım yani, böyle hani üşümekten çok keyiften yaktım. Hani sakinliğin içinde kafayı dinleyecek bir yer ararsın ya, tam olarak öyleydi benim için. Bayağı da iyi geldi. Eşyalarımı da motosiklete yükledim. Evet, unuttuğum bir şey yoktur umarım diyerek buradan ayrılıyorum. Motosikletim şu karşıdaki aralığa bıraktım. Hazırım. Yola çıkalım. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Geride unuttuğumuz bir şey yok. Her şey yerli yerindedir umarım. Şurasıydı kaldığım yer. İki tane glamping var. Çok keyifliydi ama. Kolay gelsin. Buraların yolları hep böyle dik. Bir nedeni vardır diye düşünüyorum asfaltı yapmamalarının ama yollar asfalt değil. Daha böyle betonvari bir yol genel olarak tekrardan betona dönüyor. Şimdi ben Çamlıhemşin'de Murat Köyü gibi bir yerdeydim. Aynen, Murat Köyü. Muratköy Köyü. Burada kaldım. Bugün aslında yoğun bir yolculuk olacak.
Şu anda Zilkale'ye doğru gidiyorum. İlk önce Zilkale'ye uğruyorum. Ondan sonra Gito Yaylası'na gideceğim. Sonra Elevit'e gideceğim ama ben böyle biliyorsunuz ki biraz yavaş yavaş gidiyorum. Daha keyif almak için. Ne kadar yapabilirsek o kadar bugün devam edeceğim. Sonrasında Elevit'e belki işte yarın ne zaman olursa Esselamu Aleyküm Ehli Kubur. Elevit'ten sonra Husar Yaylası ve Ahusar Yaylası var. O iki yerin çok da güzel olduğunu söylediler. Benim aslında listemde çok daha fazla yer vardı. Ama yollar, bazı yerlerin yolları zaten çoktan kapanmış durumda. Dolayısıyla bazılarına gidemiyorum. Bazılarında da normalde gene yol kötü olsa da giderim. Fakat yayladan inmişler. Hani buradaki yerlilerle konuştuğumda onu söylediler. Yayladan indikleri için herhangi bir şekilde motor düşürecek vesaire olduğumda hani oradan geçen kimse olmaz dediler. Yani özellikle Povit'e gitmeyi çok istiyordum. Povit mi? Ovit mi? Polo. Abi hepsi birbirine benziyor bu yaylaların ismi. Hele böyle şeyde Maps'te bakıyorum, tamam mı? Ovit, Povit, Movit, Hovit, böyle şey gibi. Çok komik ya. Hiç düşünmemişler yani isim koyarken yaylalara. Aa, bu da Ovit, buna da Povit işte. Şey falan diyor böyle. İsim koyarken böyle yapmışlar. Evet, Muratköy yolundan ana yola bağlandım. Şu anda bu Zilkale'ye giden yol. Kesik çizgi yok ama sollayacağım abicim, kusura bakma gerçekten. Bu yola gelirken de çok şok oldum. Ben bu yoldan daha öncesi geçtim Zilkale'ye falan, gittim oralara. Fakat bu kadar otel, bu kadar bungalov, bu kadar yer yoktu. Şok oldum, o kadar artmış ki. Her yere bir işletme yapmışlar. Ama buranın yolu çok güzeldi hatırladığım üzere. Gerçekten de hatırladığım gibi. O zamanlar bir tık daha soğuk muydu sanki? Evet. Şu an bugün gerçekten güzel. Çok güzel bir güne denk geldim. Biliyor musun? Öyle bir şey anlattı ki. Dedi ki geçenlerde dedi işte motoru soruyor işte cross mu falan diye. Geçenlerde dedi bir tane kazaya denk geldim. Daha yeni öldü dedi adam. Şimdi böyle şeyleri söyleyince yolda olan bir insan, abi biliyoruz zaten böyle şeylerin olduğunu, tehlikeli olduğunu, dikkatli olmam gerektiğini. Tamam, dikkatli ol de geç. Yolda olan bir insana daha yeni işte kollamaya çıkmıştı, öldü. Bir de pekiştiriyor. Senin gibi diyor, aynı diyor senin gibi ekipmanlıydı, her şey vardı, kaskı vardı, ekipmanı var diyor, öldü diyor. Abim yapmayın şöyle ya. Gerek yok. Tamam, sıkıntının farkındayız zaten yani. Dikkatli olacağım şekilde olacağım. İnsanı tedirgin etmeye lüzum yok ya, yolda olan insana. Çıkmışım işte ya, bırakın ya. Allah Allah. Neyse, çok güzel bir gün var. Şansıma gerçekten bugün çok güzel, şurada kaldı iki tane güzel günüm. Bir bugün, bir de yarın. Yaylaları bitirmem gerekiyor bu iki gün içerisinde. Sonra buradan yavaşça ayrılmam gerekiyor. Yoksa bayağı bir yağmurlara denk geleceğim. Aha, karşıda köpek var. Neyse, bundan bir şey olmaz gibi, bir şey yapmaz gibi. Aha, orada iki tane daha var. Ha, tuvaletini yapıyor da ondan da bir şey olmaz. Hazırlıksız yakaladım. Of, çok güzel. Ne güzel yerler, ne güzel yerler. Eski köprülere bayılıyorum ya. Şu anda Şenyuva'ya geldik sanırım. Burası o zaman Şenyuva'nın merkezi sanırsam. Hep sanıyorum.
Hiç böyle şen yuva bilmem nesi falan diye de yazmıyor. Biraz hava var ya, soğuk ha. Ben hazırlanırken falan da çok terlediğim için altıma bir şey giymedim. Tişörtleyim sadece. Özellikle şu gölgeye geldiğinde tir tir titretiyor şu anda. Durduğum ilk yerde üstüme bir şeyler giyeceğim. Şu dereyle beraber sürmek çok hoş oluyor ya. Muhteşem değil mi? Çok iyi. Abi yeşile bak! Çok güzel tonlar ya. Güneş de çok güzel parlatıyor var ya yolu. Ya bu yeşilin tonu nedir? Siz iyi. Aa bak, yukarılara kar yağmış. Orası neresi oluyor? Şu an Zincan'dayız. Çıkaramadım ama oralara kar yağmış bak. Zirvelerde kar var. Geldik sayılır. Evet. Geldik. Neyse. Evet, Zil Kale'nin içindeyim şu anda. Daha önce buraya geldiğimde buralara, bir yerlere kadar tırmandım. Fakat o zaman kimse yoktu. Şu an bayağı kalabalık aslında. O yüzden bir de botlar malum. Hiç şey yapmayacağım. Buraya geldim, gördüm. Fakat buranın manzarası gerçekten çok hoş olduğundan tekrardan gelmek istedim görmeme rağmen. Çok hoş bir manzarası var çok yukarıda. Kertenkelecik. Burası Bizanslılar döneminde yapılmış bir yapı. Genel anlamda doğudan... Okuduklarımı söylüyorum. Daha öncesinden de bilgim vardı ama doğudan gelen tehlikeleri gözetlemek için yapılmış olan bir yapı. Bizans'tan sonra Osmanlı Devleti'ne geçtikten sonra buralar, burası birazcık daha böyle kervansarayların duraklama noktası gibi bir yer olmuş. Farklı bölümleri var. İşte buraya gelen kervanların işte konakladığı, eşyalarını emanet edebildikleri vesaire bir yer olarak yapılmış. Baya böyle 3. 5. yüzyıl dönemlerinden kalma, çok çok eski ve şey önemli bir açıdan da bence. Surların kalınlıkları baya bir geniş, kapısının kalınlığı da baya genişti.
Şuradan mı? Şuradan tırmanacaksın. Elinizi boşaltmaya çalışıyorum. Şunu götürmem lazım da zaten. Birini nasıl geçeceğim? Şu anda yakın olduğunu gösteriyor mu? Buraya nasıl çıktım? Her yerim diken içinde şu anda. Nefes alamıyorum. Bağlantısı da kes. Elimde kaldı. Kumandayla olan bağlantısı da kesildi ya. Buralarda görünüyor. Buralarda biliyorum. Şu yapraklı ağaçların olduğu bir yere düşmüş olması kafamda. Çıktığım yerde şöyle bir yer ha. Yani. Demiş şu ağacın kenarından geçtim. Orada. Ya şu drone'ları renkli yapmaları gerekmiyor mu ya? Özür dilerim kardeş. Gerçi inşallah benimkidir. Aşağıda görevli kapıda bilet görevlisi olan abi dedi ki çıkarken yukarıda 4-5 tane drone var dedi. Abi dedim deme öyle. İnşallah benimkidir. Lan bu ağaçların hepsi. Of benimki. İnşallah büyük bir problemi yoktur. Rabbim o kadar dua ettim ki, o kadar dua ettim ki. Çok şükür elhamdülillah. Ellerim titriyor var ya. Evet, nasıl geri döneceğim şimdi onu düşüneyim biraz ben. Nereden girdiğimi bulamıyorum. Şu anda. Başladığım yere dönemiyorum. Ay şu dikenli şeyler çok battı. Çok yoruldum. Amcalar sağ olsun. Girişlerini bulamadım dedim. Bana oradan diyor ki ağacı salla diyor. Nerede olduğunu görün diyor. Oradan tarif ediyorlar bana. Daha da mı? Ha şurası galiba. Yolum bitti. Değil mi? Aynen tamam. Ah elime her yerime şey battı. Ayaklarım tutmuyor lan yorgunluktan. Ay buldum ya. Allah. Buraya çıktım, daha yukarı çıktım. Görüyorum seni. Ha. Bayağı zor geçmiş bir yol. Teşekkür ederim abi sağ olasın. Orada da. Nasıl? Buradan görmedin mi sen ya? Yok abi etrafında döndürüyordum da arka arka şey yaparken yani kameranın şey arkasında kalıyordu. Yani bakacağım. Bakacağım bir. Ya bizim çocuklar var orada şimdi tamam mı? Dağcı. Onu getirecektim 5 dakika onu bulacak. Birkaç tane daha düşmüş bulmuşlar. Gibi. Bir 3 tane de bulamadılar 2-3 tane. He. Şimdi nereye? Şimdi buradan şeye kafa gitti Bayburt'un benim. Bayburt'un kalesi daha güzel. Değil. Ovid. Ovid de değil. Yok yok. Elevi. Elevi. Köpek de olsun. Köpek de değil. Kedi de olsun. Kedi de değil. Ne? Tavuk. Kito kito. Kito. Kito gider. Kito gider. Badara'ya gider. Değil mi? Gider gider. Her yere gider de. Çadırı madırı kuruyor musun orada? Çadırı. Hı hı. Orada mı kalıyorsun? Yerine göre, duruma göre. Aferin. Helal olsun. Tebrik ederim.
Biz de rahatladık gelin, biz ya merak ettik sen çıkarttın. Allah razı olsun. Bekledim, olmazsa AFAD'ı çağıracağım dedim, dur dedik. AFAD'ı çağıracağım, drone bulacağız diye. Drone değil, senin için bunlar. Ha, benim için. Ya şöyle bir durum var, yukarıya girdin mi bu yollar gözükmüyor, nereden gideceksin? Evet, çıkacağım yeri bulamadım. Ya, ben anladım, ben oraya yükseğe çıktım ben. Bayağı şey, bir de aralarından geçiyorsun. Dedim gibi. 10 metre aşağı git. İyi ki demişsin abi, şeyini al diye, vallahi içinde kalırım. Tebrik ediyorum, bu motorlar İstanbul'dan geldi. Helal olsun. Biliyor musun, dağcılık falan var mı? Dağcılık yok, yani trekking falan yapıyorum da. Evet. Hani böyle profesyonel dağcılığım yok. Haydi yeğenim, geçmiş olsun be. Sağ olasın, seni dua beklerim et. Şimdi. Sağ ol. Şu ayakkabıları nasıl çıkardım, nereye çıkardım, nereye çıkardım. Of, değişik bir gün oluyor. Benim tırmandığım yer şuradan. Şuradan böyle çıktım, içerilerden bir yerlerden geçtim. Sonra şuraya kadar. Şuralarda bir yerde buldum, daha arkada ama. Zaten muhtemelen ilk çam ağacı da şuradaki ağaçlardan birine takılmıştı. Neyse, vardır bir hayır diyorum bunda da. Yola tekrar devam ediyorum. Fakat yaklaşık 2-2,5 saat kaybetmiş oldum. Dolayısıyla bugün normalde Gito'ya gitmeyi düşünüyordum, planlıyordum. Fakat bugün içimde değişik bir his vardı. Hatta dünden itibaren bugünle alakalı değişik bir his vardı. Hoşuma gitmeyen. Ya bundan dolayı idi ya da başka bir şey vardı, daha kötü bir şey olacaktı. Ben çünkü ona gerçekten inanıyorum, her şer gibi görünen bir şeyde bir hayır oluyor diye. Belki daha farklı, daha kötü bir şey gelecekti başıma. Ben kaza yapacak olabilirim. O yüzden Allah ondan korumuş oldu diye düşünüyorum. Hayırlısı. Duamı ederek çıkmıştım. Tekrar tekrar duayla devam edeceğim inşallah. Daha başka bir şey olmaz. Normalde ben Zilkali'den sonra Gito yaylasına, Gito'dan da Elevit'e gitmeyi düşünüyordum. Fakat ikisine yetişmeyecek şu anda. Saat 3'ü çeyrek geçiyor. Buralarda zaten daha erken kararıyor hava. Dolayısıyla abilerden bir tanesi dedi, buranın en güzel yeri Elevit'tir dedi. Gito'ya gideceğine Elevit'e git dedi. Ben de şu anda Elevit'e gidiyorum. Yani en azından kalacaksam orada kalayım diye, kamp atacak güzel bir yer varsa daha güzel bir yerde kalayım diye. Aynı yoldan dönmem gerekecek sanırım. Yarın içinde Hüsser ve Abuser yaylaları var. Onları görmeyi istiyordum. Arada bir yol var diye biliyorum ama orası kapalıymış. Şu anda oradan gitme dediler. Dolayısıyla Allah mesut etsin. Şu anda Elevit'e yola çıktım tekrardan. Haydi bakalım. Oh, hayat size güzel. İyi eğlenceler. Başka nerede bulacağım ben? Binebilir miyim? Ablam, biraz yukarı doğru çek ama şeyi, etek kısmını yok. Etek kısmını biraz yukarı çek. Tutuyorum. Oyna ablam. İyi eğlenceler. Olur. Ben de mi motorla mı? Ben şey. Aygın aygın. Bas. Ama bana resim çek, resim. Çok çok sağ verme abla. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim.
Allah. Rica ederim. Ha ben de. Of be, sonunda bile. İyi eğlenceler. Yayınımın problemi var mı? Yok yok. Tamam. Ay. Vallahi Türk'ün sonunu ayrı seviyorum ya. Ya çok iyi. Motor elden gidiyordu lan 2 dakikada. Ne güzel yolmuş burası ya. Güneş de artık yavaştan batma konumunu aldı galiba bir yerlerde. Bu taraflarda yavaştan batacak. İnşallah böyle güneş batımından önce Elevit'e varabilirsem. Şu an 29 dakika gösteriyor. Üf 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 üf. Maşallah. Geliyor şimdi güneş. Abi ne kadar güzel ya. Ay şu karlı dağları görünce bayılıyorum ya. Karlı dağlara karşı çok zaafım var. Hayattaki zaafım ne derlerse karlı dağlar diyeceğim. Allah gözüm. Aha. Karşıdan araba geliyor mu? Gelmiyor bir şey görüyorum. Üf. Amca ne yapıyordu be? Ay korkulukmuş. Allah'ım diyorum amca geri eğilmiş bir de ne yapıyor orada diyorum. İnsan olmak çevreyle başlar. Aynen öyle. Çok hoş. Ama soğuk. Vallahi bayağı soğuk. Ellerim dondu şu anda. Parmak uçlarımı neredeyse hissetmeyecek dereceye geldim. Ne diyorsun? Çok güzelsiniz. Isıt beni. Vallahi horon tepiyorsa şu an. Hop hop hop. Çok eğlenceli lan. Hop hop hop. Çok eğlenceli lan. Araba geliyor şuraya geçelim. Evet. Te hoş geldiniz tabelasını gördükten sonra güzel bir karşılama olarak stabilize yolla devam ediyorsun. Ah. Az kaldı. 3 dakikalık falan bir mesafe gösteriyor. Yaylaya kadar. Allahu Ekber. Senlik bir şey yok kardeş. Allah 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 Allah. Oo, hiç beklemiyordum. Yayla nere var taşım? Bu mu yani? Bu mu? Burası mı? Çat köyü Poluvit
Apim paranoya karmik. Elivit şurası galiba o zaman. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Nasılsınız? Teşekkürler. İyiyim ben de. Elivit burası ne oluyor abi? Ha. Daha ileride diğer yaylalar. Burası Elevit yaylası oluyor. Yolları o şekilde, arazi yolu galiba değil mi? Şu an yok. Hmm. Açık pansiyon falan tarzı bir şeyler var mı yoksa? İleride bir tane var. Şurada yol takip edersiniz. Tabirası var zaten. Buraya bakabilirsiniz. Peki kamp kurmak istesem kamp alanı var mı? Kamp alanı burada, kamp alanı arazi çok. Ama çok da tavsiye etmiyoruz çünkü burada ayrı sıkıntısı var. Gelir mi ya buraya ayı? Geliyor. Yalnız burası, burada yaşıyor olduğunu falan düşünsene, çok güzel değil mi? Yani şöyle hani yaşıyor derken, işte yazın falan burada olduğunu. Ben en son Elevit'te açık olan bir pansiyon bulmaya çalışıyordum. O pansiyonu buldum sonunda. Bisikletimi buraya park ettim. Şimdi sizlere bir şey göstereceğim ama o kadar tatlı, o kadar içten. Şimdi bak, böyle bir yer. Çocukluğumuzdaki hayalimizdeki ev olur ya, öyle. Soba burada yanıyor, içeriz çocuk. İlk başta geldiğimde çok açtım ben, kahvaltıyla duruyordum. Nevin abla yemek yapmıştı. Elevit yoğurdu. Elevit yoğurdu. Daha birazcık daha böyle şey, hafif ekşim tırak, çok hafif. Ama doğal, buraların kendi yaptığı tabii, tabii. Şey. Sonrasında... süt kaynattı. Burada beni besliyor Nevin abla. Sonrasında süt kaynattı. Sonra patates haşlamış. Biz normalde patatesi şey olarak biliriz. İşte tuzla falan böyle haşlasan da tuzla yemeyebiliriz. Hiç şimdiye kadar duymadığım bir şey duydum. Nevin abla nasıl yiyoruz? Pekmezle yenir. Ovalı peynirle yenir. Balla yenir. Bildiğin böyle patatesi alıyorsun, batırıyorsun. Pekmez de çok güzel olur. Düt pekmeziyle, hurma pekmeziyle. Hmm. Bu arada çok... pekmez de senin imalatın aha, değil mi? Aha. Böyle abi de söyledi, dedi ilk başta yakar dedi. Hakikaten böyle doğal olarak bildiğimiz şeyler gibi bile değil. Doğal diye aldıklarımın da aslında çok hafif olduğunu hissettim. Bu baya böyle hani bize ağır geliyor alışmadığımız için ama böyle dolu dolu bir pekmez yani. Yemeklerimiz çoğunlukla... organiktir. Hani market işi değil. Kendim yapıyorum. Kendim kaymak alıp yağımı kendim yapıyorum. Hazır tereyağı değildir. Ben pişireyim yemeği. Kendimiz de tüketiyoruz. Gelen insanlar aynı şeyle beraber yani. Bir misafir ağırlığımız daha çoktur. Müşteriden çok. Çok değer veririz. Kıymet veririz. Kendi evladımız gibi daha doğrusu. Aynen. Geldiğimde Devin abla diyor. Senin diyor anan diyor. Seni de yemek yedim dedim ya, yemek yediğim sırada kendi yediğiniz yemekti. Aynı yemekten ben de yedim. Öyle olduğumda hani insanda şey güveni de oluyor. Hani insan kendine tabii, güzelini, sağlıklısını yapar ya. Hani, hani aynı yemeği yediğinde tam olarak güvenebileceğim böyle sağlıklı anlamda, natural anlamda onu biliyorsun yani. Ya bu... Türkiye turundayım ben işte. Hani evet. Böyle gittiğim yerlerde bunu arıyorum tamamen. Öyle mi? Şimdi ben daha önce denemedim. Bu burada direkt bahçeden toplanan patatesler. İlk defa duydum ben pekmeze bandırılarak yenildiğini. Duyuyorum. Yarın akşam da kalsam mısır pişirirdim. Oo ne diyorsun? Evet. Aa su çok severim. Ama gitmem lazım. Yağmurlardan önce. Şimdi batırdık. Bu olay bana bir arkadaşımı hatırlattı. Tatlıyı da tuzluyu belesiye karıştıran bir arkadaşımı. Değişik ya. Alışık olduğum bir tat değil ama bunun yoğunluğu bastırınca değişik bir güzellik çıkıyor gibi ortaya. Ama ben sanırım tuzcuyum. O yüzden tuzlu olmasını ararım gibi. Ben ayrı ayrı yiyeyim. Bu böyle çok güzel. Bu da tuzlu güzel. Güzel oldu da alışık olmadığım bir tat ya. Yeye bakan yapar sana. Aynen bana lazım. Enerjiye ihtiyacım var. Aynen bana lazım.
Benim kaldığım yer böyle bir yer. İki tane yatağı var. Oda olarak da şöylece 6 tane odası var. Tuvaletleri orada. Bir iki tanesinin içinde kendi tuvaleti varmış ama bunlarda kendi tuvaleti yok. Hava soğuk. İyi ki kamp yapmamışım. Kamp yapsaydım ya yani o şeyden sonra, ben drone'dan sonra vücut sıcaklığım eşitlenmedi. Gelirken de kat kat olmama rağmen efsane üşüdüm yani. İyi ki kamp yapmamışım diyorum, yoksa çünkü dün hapşurmaya başladım bile ben çünkü. Neyse, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Böyle tatlı bir yerde yarın sabah bir kahvaltı yapacağız bakalım. Yayla kahvaltısı. O yüzden bir sonraki bölümü kaçırmayın. Bir sonraki bölümde de Husere ve Avusere gidiyor olacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. Dualarınızı esirgemezseniz çok sevinirim. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmazsanız da ayrıyetten sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.